Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa Kom isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda podcast mecrası için deniz mahsullerinin nitelikli tüketimiyle ilgili bazı önemli konu başlıklarını araştırarak sizin için bunları kaydediyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yalnızca bulunduğu coğrafya için değil, tüm dünyadaki su ürünleri yetiştiriciliği için önemli bir referans noktası olan Norveç'teki somon balığı yetiştiriciliği. Hazırsanız şimdi Norveç'e gidiyoruz ve Norveç'teki somon balığı yetiştiriciliğinin kısa tarihine dalıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Somon balığı yetiştiriciliği Norveç'te önemli bir endüstri. Fakat geçmişine baktığımızda yalnızca Norveç için değil, tüm dünyadaki balıkçılık faaliyetleri için önemli bir ekonomik başarı olduğundan söz edebiliriz. Bu endüstri şimdiye kadar pek çok şeyle başa çıkmaya çalıştı. Kimisini başardı, kimisini hala başarmaya çalışıyor. Fakat kabul etmemiz gereken en önemli şey, somon yetiştiriciliğinin başarılarının bugün su ürünleri yetiştiriciliğinin pek çok farklı alanındaki disipline de referans noktası olarak kabul edildiği. Deniz ürünlerinin tüketimine yönelik bir podcast olan Denizden Babam Çıksa'nın içinde Norveç'teki somon yetiştiriciliği ne arıyor diye düşünebilirsiniz ama somon şu anda dünyada en fazla tüketilen deniz mahsullerinden bir tanesi ve bunun tarihinin nereden gelip nereye gittiğinin en az benim kadar sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm için böyle bir tarihçi hazırlayarak size için kaydettim. Hem sizin çok fazla vaktinizi almadan hem de konuları çok karıştırmadan Norveç'teki somon yetiştiriciliğinin tarihini basit bir şekilde anlatmak istiyorum size. Bunun için de bu tarihçeyi 3 bölüm ayırdım. Bunlardan ilki erken evre, ikincisi yükselme evresi ve sonuncusu da günümüz dönemi. Norveç'te somon yetiştiriciliğinin temeli ağ bölmelerde balık yetiştirmenin denenmesiyle başlıyor aslında. Bu geleneksel yöntemlerle yapılan balık yetiştiriciliğinin yanında kapasite artışına neden oluyor ve su ürünleri yetiştiriciliğinin metodlarının da gelişmesinin önünü açıyor. İki olay çok önemli. Kapasite artışı ve birim alanda tutulan balık sayısının artışı. Bu kaçınılmaz şekilde ortaya bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkarıyor. Bunlardan ilki hastalıkların baş göstermesi oluyor. Bununla nasıl başa çıkıyor Norveç'teki balıkçılar? Şu ünlü Norveçli balıkçı olayı var ya, nasıl başa çıkıyorlar? Daha dirençli bir somon cinsi geliştirmeye karar veriyorlar ve bunun arkasından da ortaya salmosalar olarak bildiğimiz Atlantik somonu ortaya çıkıyor. Atlantik somonu daha önce yetiştirilmiş somon cinslerine göre hastalıklara karşı daha dirençli ve aynı zamanda yetiştiriciliğe daha uygun bir cins olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında az önce bahsetmiştim ya size, kapasite artışı ve balıkçılık metodlarındaki gelişmeler. İlk sancılı yıllarda somon yetiştiriciliğinin potansiyeline dair göstergeleri anlamak için 1967 yılında Erling Sund adlı bir Norveçli balıkçı Sognefjord'daki ağ bölmelerde somon yetiştirmeye çalışıyor ve bunu başarıyor. Bu bir deney aslında. Norveç'teki ticari ölçekte somon üretmenin mümkün olduğunu Norveçlilere gösteren deney bu. Bunun arkasından 1971 yılında da Norveç'in Titra kentinde Norveç Somon Yetiştiricileri Birliği'ne ait ilk ticari somon çiftliği kuruluyor ve somon Norveç'in hayatına girmiş oluyor. Özellikle iklim konusunda epey, belki de bize göre göreceli olarak bahsediyorum, şanssız bir yerde gibi görünen Norveç'te yeni bir endüstri doğuyor. Somon balığı yetiştiriciliği. Norveç yetiştirici birlikleri de kurulmaya başlanıyor.
Somon endüstrisinin gelişiminde önemli rol oynayan Norveç Somon Yetiştiricileri Birliği 1964 yılında kuruluyor. Somondaki potansiyeli gören Norveç hükümeti de 1968 yılında Norveç Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nü kuruyor. Bu enstitü ne yapıyor? Norveç'te somon yetiştiriciliği araştırmalarına öncülük ediyor. Az önce de bahsetmiştim. 1971 yılında kurulan ilk ticari ölçekteki balık çiftliğinin ardından balık yetiştiriciliğinin çevresel etkileri konusunda da bilinçlenen Norveç hükümeti 1973 yılında somon yetiştiriciliğini düzenleyen bir yasa çıkarıyor. Çıkarılan bu yasanın amacı aslında gayet basit. Somon yetiştiriciliğinin yapıldığı çevreyi korumak ve çiftlik somonunun yetiştiricilik altındaki refahını sağlamak. Somon yetiştiriciliğinin ilk yıllarındaki en önemli olaylardan bir diğeri de 1974 yılında gerçekleşiyor ve Norveç ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ne somon ihraç etmeye başlıyor. Norveç'teki somon yetiştiriciliğinin 1980 ile 1990'lı yıllardaki evresine büyüme dönemi ya da daha önce bahsettiğim şekliyle yükselme dönemi diyoruz. Bu süre zarfında Norveç'teki somon endüstrisi beklendiği üzere hızlı büyüyor ve Norveç dünyanın önde gelen somon yetiştiricilerinden bir tanesi oluyor. Bunun nedenleri ise aslında oldukça basit. Dünyada henüz somon balığı yetiştiren pek fazla kimse yok. Uluslararası pazarda somona talep artıyor. Somon yetiştiriciliğindeki teknolojiler Norveç tarafı için söylüyorum gelişiyor. Ve Norveç hükümeti somon balığı yetiştiriciliğine destek veriyor. Fakat tabii o aşamada her şey güllük gülistanlık değil. Somon yetiştiriciliği yaparken bazı endişeler de ortaya çıkıyor. Çevresel kaygılar bunların en başında gelenlerden bir tanesi. Balık çiftliklerinin etrafında gözlenen bazı olumsuz durumlarla somon çiftliklerinin hastalıklara karşı kullanılan antibiyotikler doğal yaşamı tehdit ediyor. 1984 yılında ilk kez enfeksiyöz somon anemisi gözleniyor ve somon yetiştiriciliğinde önemli kayıplara neden oluyor. Arkasından balıklarda cilt lezyonlarına ve solunum problemlerine neden olan piskirikatozis isimli bir hastalık görünüyor. 1990 yılında tespit edilmiş. Bu da yine somonda büyük bir soruna neden oluyor. Bir diğeri de göreceli olarak aslında bize daha yakın olan ama yine hastalıklar arasında önemli bir yerde duran amiplik solungaç hastalığı. Bunlar somon endüstrisini büyük şekilde etkileyen hastalıkların başında geliyor. Daha pek çok şey var. Deniz biti mesela somon için hala çok büyük bir problem. Norveç hükümeti bu hastalıklarla başa çıkmak için gerekli adımları atıyor. Ve somon endüstrisi artık güvenli kabul edilen arenada. Bununla birlikte dünya üzerinde yapılan herhangi bir yetiştiricilik alanında olduğu gibi burada da hala bazı salgın riskleri var ve endüstrinin gelecekte bu hastalıkları izlemeye ve kontrol altına almaya çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Tabi Norveç somon konusunda bir şeyler yapmaya çalışırken diğer ülkeler de boş durmuyor. Bu rakiplerden ilki ve Norveç'teki yetiştiricilik kapasitelerine en yakın olan ilk daha uygun iklim koşullarıyla öne çıkan Şili. Bugün de dahil olmak üzere Şili dünyanın en büyük ikinci somon üreticisi. Bu ülkeyi öne çıkaran en önemli özellikleri ise ikliminin daha uygun olması ve aslında biraz üretici için olumlu ama karşı taraftaki için olumsuz gibi görünen düşük iş gücü maliyeti. Öyle ki yılın her döneminde Şili'de balık yetiştirilebiliyor. Bu da Şili'yi Norveç'in karşısında önemli bir rakip haline getiriyor. Fakat Norveç Şili'yi nasıl geçiyor? Bilgi birikimi ve araştırma geliştirme faaliyetlerini yaptığı yatırımla. Şu an için Şili'nin önünde fakat gelecekte ne olur bilmiyoruz. Bir diğer rakip Norveç'e coğrafi olarak daha yakın olan İskoçya. Yıllık 150 bin ton üretim yapıyor İskoçya şu anda bile. Araştırma geliştirme konusunda belki bir Norveç kadar değil ama bu konuda önemli atılımları olan bir ülke ve dünyanın 3. büyük somon üreticisi.
İskoçya'daki somon faaliyetleri 1970'li yıllara kadar uzanıyor ve Norveç'le benzer bir gelişim gösteriyor. Şimdi sonuncu ve dördüncüye geçelim. Atlantik'in öbür tarafına geçiyoruz yine. Kanada. Kanada şu an için 125 bin ton civarında somon üretimi yapıyor. British Columbia kıyıları daha uygun olduğu için bu alanlarda yoğunlaşmış pek çok somon yetiştiricisi var. Şili olsun, İskoçya olsun, Kanada olsun. Bu ülkeler somon yetiştiriciliğinde pek çok yönden aslında Norveç'e rakip. Hepsi yani fena olmayan rakamlarda, büyük miktarlarda üretim yapıyorlar. Ve hepsi ortak bir pazar için rekabet halindeler. Norveç aşması gereken engellere ve pazardaki çetin şartlara rağmen 1980 yılında 100 bin ton, 1990 yılında da 500 bin ton üretim kapasitesine geçiyor. 2001 yılına geldiğimizde bu miktar ise 1.3 milyon ton kapasitesine ulaşıyor. Bir yandan da hani somon tabii kafeste tek başına kendisi büyümüyor ya da böyle atıyorsun saldım çayıra mevlam kayırın değil. Norveç'teki somon sektörü bugün dünyadaki üretimin neredeyse yarısını yaparken 25 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor. Her yıl milyarlarca Norveç kronu ihracat geliri elde eden bir sektörden söz ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığının daha düşük, su kalitesinin daha yüksek olduğu kıyılarda yoğunlaşan somon endüstrisi Norveç Gıda Güvenliği Kurumu tarafından denetleniyor. Norveç'te yapılan balıkçılık ve balıkçılık endüstrisi balıkçılığı ilgilendiren yasalarla iyi bir şekilde düzenlenmiş vaziyette ve bu düzenlemeler kapsamında araştırma geliştirme çalışmaları da aynı hızda sürüyor. Hep daha iyi nasıl yaparız ona bakıyorlar. Bu endüstride denizden sürdürülebilir fayda sağlama hedefleri doğrultusunda daha temiz yem kullanmak, antibiyotik kullanımını azaltmak ve üretim esnasında ortaya çıkan atıkları geri kazanmak gibi hedeflerle dönüşüyor. Bu da Norveç'in yalnızca somonla değil, balıkçılığın her alanında gelecekte de iyi bir yere kendini konumlandırma hedefiyle devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Tabi Norveç somon konusunda bir şeyler yapmaya çalışırken diğer ülkelerde boş durmuyor. Bu rakiplerden ilki ve Norveç'teki yetiştiricilik kapasitelerine en yakın olan ilk daha uygun iklim koşullarıyla öne çıkan Şili. Bugün de dahil olmak üzere Şili dünyanın en büyük ikinci somon üreticisi. Bu ülkeyi öne çıkaran en önemli özellikleri ise ikliminin daha uygun olması ve aslında biraz üretici için olumlu ama karşı taraftaki için olumsuz gibi görünen düşük iş gücü maliyeti. Öyle ki yılın her döneminde Şili'de balık yetiştirilebiliyor. Bu da Şili'yi Norveç'in karşısında önemli bir rakip haline getiriyor. Fakat Norveç Şili'yi nasıl geçiyor? Bilgi birikimi ve araştırma geliştirme faaliyetlerini yaptığı yatırımla. Şu an için Şili'nin önünde fakat gelecekte ne olur bilmiyoruz. Bir diğer rakip Norveç'e coğrafi olarak daha yakın olan İskoçya. Yıllık 150 bin ton üretim yapıyor İskoçya şu anda bile. Araştırma geliştirme konusunda belki bir Norveç kadar değil ama bu konuda önemli atılımları olan bir ülke ve dünyanın 3. büyük somon üreticisi. İskoçya'daki somon faaliyetleri 1970'li yıllara kadar uzanıyor ve Norveç'le benzer bir gelişim gösteriyor. Şimdi sonuncu ve dördüncüye geçelim. Atlantik'in öbür tarafına geçiyoruz yine. Kanada. Kanada şu an için 125 bin ton civarında somon üretimi yapıyor. British Columbia kıyıları daha uygun olduğu için bu alanlarda yoğunlaşmış pek çok somon yetiştiricisi var. Şili olsun, İskoçya olsun, Kanada olsun. Bu ülkeler somon yetiştiriciliğinde pek çok yönden aslında Norveç'e rakip. Hepsi yani fena olmayan rakamlarda, büyük miktarlarda üretim yapıyorlar. Ve hepsi ortak bir pazar için rekabet halindeler. Norveç aşması gereken engellere ve pazardaki çetin şartlara rağmen 1980 yılında 100 bin ton, 1990 yılında da 500 bin ton üretim kapasitesine geçiyor. 2001 yılına geldiğimizde bu miktar ise 1.3 milyon ton kapasitesine ulaşıyor. Bir yandan da hani somon tabii kafeste tek başına kendisi büyümüyor ya da böyle atıyorsun
saldım çayıra Mevlam kayırın değil. Norveç'teki somon sektörü bugün dünyadaki üretimin neredeyse yarısını yaparken 25 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor. Her yıl milyarlarca Norveç kronu ihracat geliri elde eden bir sektörden söz ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığının daha düşük, su kalitesinin daha yüksek olduğu kıyılarda yoğunlaşan somon endüstrisi Norveç Gıda Güvenliği Kurumu tarafından denetleniyor. Norveç'te yapılan balıkçılık ve balıkçılık endüstrisi balıkçılığı ilgilendiren yasalarla iyi bir şekilde düzenlenmiş vaziyette ve bu düzenlemeler kapsamında araştırma geliştirme çalışmaları da aynı hızda sürüyor. Hep daha iyi nasıl yaparız ona bakıyorlar. Bu endüstride denizden sürdürülebilir fayda sağlama hedefleri doğrultusunda daha temiz yem kullanmak, antibiyotik kullanımını azaltmak ve üretim esnasında ortaya çıkan atıkları geri kazanmak gibi hedeflerle dönüşüyor. Bu da Norveç'in yalnızca somonla değil, balıkçılığın her alanında gelecekte de iyi bir yere kendini konumlandırma hedefiyle devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Size biraz da paradan bahsedeyim. Norveç'in somon endüstrisi, Norveç'teki diğer ekonomileri de destekler nitelikte. Şimdi öncelikli olarak bir Google Maps ya da Apple Maps'ten bir harita açmanızı ve Norveç'in bulmanızı istiyorum. Coğrafi konumu Norveç için bir avantaj. Avrupa Birliği içerisinde somon önemli miktarda tüketiliyor ve dolayısıyla Norveç Avrupa Birliği'nin en önemli somon tedarikçisi. 2021 yılında Norveç Avrupa Birliği'ne yaklaşık 3 milyar euroluk somon ihracatı yapmış. Bu da 800 bin ton civarında. Daha önce de Norveç'teki somon endüstrisinin epey fazla insana istihdam sağladığını söylemiştim de. Bunun yanında tabii şeyler dahil değil. Yem üretiminde çalışanlar ya da üretilmiş olan bu somonu nakliye eden insanlar buna dahil değil. Bu 25 bin rakamı bunlarla birlikte belki de 35 bin, 45 bin belki de iki katına çıkıyordur. Bu da önemli bir nokta, demin söylemeyi unutmuşum size. Somon Norveç'in geri kalanı için hatır sayılır miktarda vergi sağlıyor aslında. Çeşitli değişkenlere bağlı olarak bunun gerçek miktarını belirlemek zor gibi görünse de 5 milyar kron civarında olduğu tahmin ediliyor bu verginin. Tabii ki somondan gelen vergi ülke ekonomisinin çevrilmesi için önemli yerlerde kullanılıyor. Ekonomiyi canlandırıyor, istihdam yaratmaya yardımcı oluyor. Kamu hizmetleri ve yatırımları finanse ederek fayda sağlıyor. Bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.